Milliyetçi Hareket Partimizin Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekillerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Adayımız, Kahraman Kazan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız, Karayolcu arkadaşlarım, değerli Ankaralılar, Kahraman Kazanlı hemşerilerim, değerli basın mensupları. Ankara Kahraman Kazan yolunun yeniden yapılması kapsamında inşa ettiğimiz kavşakların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz böyle bir açılış töreni için sanki biraz sönük gidiyoruz. Böyle bir bayram günü gibi, değil mi? Neşeliyiz, evet. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim müsaadenizle. Kahraman Kazan'ı, daha doğrusu Kazan'ı Kahraman Kazan yapan siz vatansever kardeşlerimiz burada olup da 15 Temmuz'u anmadan konuşmamıza devam etmemiz gerçekten doğru olmaz. Sizler gözünü istikbalimize ve özgürlüğümüze göz diken hainlere geçit vermediniz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi sizler de Kahraman Kazan'da ihanet çetesi FETÖ'nün kumpasını ters yüz ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duran aziz milletimizi ne kadar övsek azdır. 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan hayatını feda eden şehitlerimize bizim de bir can borcu olduğumuzu düşünüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim rahmetiyle inşallah muamele eylesin. Şehitlerimize borcumuzu biz nasıl öderiz? Ancak çok daha çalışarak, çok daha üreterek, aziz milletimize çok daha hizmet ederek ancak borcumuzu ödeyebiliriz. İşte bunun için gece gündüz demeden ülkemizin dört bir yanında yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Yol medeniyettir. Aynı zamanda yol gelişmedir, yol büyümedir. Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır. Bakanlık olarak buradaki tek motivasyonumuz milletimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesini görmektir, göstermektir. Güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaşım altyapısını oluşturmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda 2002 yılında ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağına 2002 yılından bu yana 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bundan sonraki dönemde de inşallah 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladık. Elbette yapacak çok işimiz var. Bunun farkındayız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? AK Partimiz ne diyor? Durmak yok, yola devam diyor. Bu tam da bizim ulaştırmacıların, karayolcuların tam da sloganıdır. Biz de bu sloganla inşallah durmak yok, yola devam diyeceğiz ve işlerimize devam ettireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, karayolu taşımacılığın hiç modası geçmiyor. Aktarmasız, güvenli, esnek ve kapıdan kapıya olması hasabıyla halen çok büyük oranda kullanılan bir sistemdir karayolları taşıması, karayolculuk modu. Karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkeler için halen vazgeçilmeyen taşımacılık faaliyetlerinin en kritiklerinden bir tanesidir. Ayrıca lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayatı bir öneme de sahiptir. Bu gerçeklerden hareketle 2002 yılından bu yana 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29400 kilometreye çıkardık. Yine yaklaşık 6000 kilometre olan bütünlü sıcak karışım kaplamalı yolumuzu da yaklaşık 30000 kilometreye çıkardık. 2002 yılında bölünmüş yollarla ulaştığımız il sayısı 7 iken bugün 77'ye çıkardık. Otoyollara baktığımızda yine Kahraman Kazan'da bulunuyoruz.
Önemli bir otoyolun geçtiği güzergahtayız. 1700 kilometreler olan otoyol uzunluğumuzu tam 3726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadilerle, köprülerle açtık. 50 kilometre uzunluğundaki tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye ve yine viyadüklerdeki köprülerdeki 311 kilometre olan uzunluğumuzu da tam 774 kilometreye çıkardık. Bu rakamları sizlerle niye paylaşıyorum? Şunun için paylaşıyorum. Gerçekten bunlar çok zor imalatlardı. O imalatları da biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek ve sağladığı imkanlarla beraberce vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunduk. Bunun gururunu, onurunu, şerefini yaşıyoruz. Yurdumuzun geleceğini ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük karayolu projelerimize de bir bir devam ediyoruz. Bunlardan biri de Ankara-Kahraman-Kazan yolunun yeniden inşa edilmesidir. Değerli Kahraman Kazanlılar, bildiğiniz üzere Kahraman Kazan ilçemiz Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan devlet yolu ve otoyolun önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Son yıllarda sanayi yatırımları ile de gün geçtikçe büyümektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi başta olmak üzere pek çok alanda sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Özellikle Ankara Lojistik Üssü'nün de bu bölgede kurulmasından sonra Ankara'nın ithalat, ihracat, transit ve iç lojistik ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılandığı önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu nedenle bölgeye yapılan günübirlik seyahatlerin de etkisiyle trafikte yaşanan yoğunluğun rahatlatılması için Ankara Kahraman Kazan yolunun 28 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan tamamen yeni bir projeyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve önemli bir oranda da bitirmiş olduk. Projemizle çevre otoyolundan başlayıp Kahraman Kazan merkezinden geçerek Fatih Mahallesi'nde yol bulacak olan yolumuzda büyük bir kesimini bahsettiğim gibi bitirdik. Projemizde 10 adet farklı seviyeli kavşak ve 1 adet çift köprü yer almaktadır. Bildiğiniz üzere 2021 yılında Aydın, Yazıbeyli ve Saray olmak üzere 3 köprülü kavşağı ve yolun bir bölümünü bitirerek trafiği açmıştık. Şimdi de veterinerlik kavşağı, devamında Bitik, İmrendi kavşakları olmak üzere 14 kilometrelik kesimi bugün bitirerek beraberce trafiği açıyoruz. Esasında trafiği açmıştık. Bugün de törenini yapıyoruz sizlerle beraber. Böylelikle yolumuzun 18 kilometrelik kesimini ve 6 adet farklı seviyeli kavşağı bitirerek hizmete sunmuş olduk. Geri kalanları da inşallah 2024 yılı içerisinde bitirerek trafiğe açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.